Gelin imanlılar, sevinç ve zaferle gelin, gelin ta Beytlehem'e kadar. Bakın İsa'ya, meleklerin kralı, gelin ona tapalım. Gelin ona tapalım, gelin ona tapalım. Rab İsa'ya, tarlada çobanlar koyunları bırakır, büyük hayret içinde yaklaşırlar. Biz de oraya gidelim sevinçle. Gelin ona tapalım, gelin ona tapalım, gelin ona tapalım. Rab İsa'ya. Padar vaul ve kutsal ruhun adına Rabbimiz Mesih İsa'nın lütfu, Padar Allah'ın sevgisi ve birlik sağlayan kutsal ruhun kudreti daima sizinle beraber olsun. Eski ahitin gösterdiği Tanrı bilgeliği İsa Mesih'te insanlar arasında yaşıyor. O her çağdan önce doğmuş, beden alıp gelişiyle kendini dünyaya ilan etmiştir. Bu birleştirilmiş belgenin ışığında bir insan mesleğini, kaderini ve hayatın anlamını tanıyabilir. Bu nedenle Mesih'in kabul edilmesi, yaşamın bilgeliği ve Tanrı'nın armağanıdır. Kurtuluşumuzun gizemini kutlamadan önce günahkar olduğumuzu hatırlayalım ve pişmanlık duyarak Allah'tan af dileyelim. Her şeye kadir Allah'a ve size kardeşlerim, düşüncelerimle ve sözlerimle, eylemlerimle ve ihmallerimle çok günah işlediğimi itiraf ediyorum. Gerçekten günah işledim. Bu nedenle Bakire Meryem Ana'ya, meleklere, bütün azizlere ve size kardeşlerim yalvarıyorum. Benim için Rabbimiz Allah'a dua ediniz. Her şeye kadir Allah bize merhamet etsin, günahlarımızı affetsin ve bizi ebedi hayata kavuştursun. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia,
Alleluya. Göklerdeki yüce Allah'a övgüler olsun. Ve yeryüzündeki niyet insanlara barış gelsin. Seni överiz, seni yüceltiriz. Sana ibadet ederiz. Sana hamd ederiz. Yüce Allah, gökrelin kralı, her şeye kadir peder Allah, sonsuz şanın için sana şükrederiz. Mesih İsa, biricik oğul, yüce Allah, Allah'ın kurbanı, pederin oğlu, dünyanın günahlarını kaldıran sen, bize merhamet eyle. Dünyanın günahlarını kaldıran sen, dualarımızı kabul eyle. Yüce Allah'ın sende oturan sen, bize merhamet eyle. Çünkü yalnız sen kutsalsın, yalnız sen Rabbimizsin, yalnız sen yücesin. Ey Mesih İsa, kutsal ruhla birlikte, Peder Allah'ın şanındasın. Amin. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Dua edelim. Sana iman edenlerin yüreklerini aydınlatan ebedi ve her şeye kadir Allah, sana yalvarıyoruz. Senin yüceliğinin ışığını görmeleri için ilahi kudretin ve sevginle tüm halklara kendini göster. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte, şimdi ve ebediyen hükmeden, oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Sirak'ın kitabından sözler. İlahi bilgelik övünür. Yandaşları arasındayken çok ünlüdür. Yüce Allah'ın katındayken konuşur. Onun varlığıyla kıvanç duyar. Ben Yüce Allah'ın ağzından kopup geldim. Yeryüzünü sis gibi kapladım. Görkemli çadırımı yükseklerde kurmuştum. Tahtım bulutlardan yapılmış sütunlar üstündeydi. O zaman her şeyi yaratan bana emir verdi. Beni yaratan yerleşmem için yer buldu. O şöyle dedi. Yakup oğulları arasında çadırını kur. Senin miras payın İsrail'de olacaktır. Başlangıçta ezelde o beni yarattı. Ebediyete dek kalacağım. Kutsal mabette onun huzurunda hizmet ettim. Böylece İsrail ulusuna kendimi kabul ettirdim. Sevdiği kentte o bana huzur verdi. Yeruşalem'de hüküm sürüyorum. Görkemli bir halk arasında büyüyerek kök saldım. Benim mirasım ise Allah'ın ülkesindedir. İşte Rabbin sözleridir. Rabbim sana şükürler olsun. Allah'ın sözü beden aldı ve aramızda yaşadı. Allah'ın sözü beden aldı ve aramızda yaşadı. Yüceltiniz Rabbi, ey Yeruşalem halkı, ey Siyon halkı, övünüz Allah'ınızı. Çünkü güçlendirdi kapılarının demir çubuklarını, duvarlarının ortasında kutsadığı oğullarını. Allah'ın sözü beden aldı ve aramızda yaşadı. Barış sağlar sınırlarına, doyurur seni gerçek buğdayla, gönderir yeryüzüne buyruklarını ve hemen koşar onun sözü. Allah'ın sözü beden aldı ve aramızda yaşadı. Açıkladı sözünü Yakub'a, kurallarını ve buyruklarını İsrail'e. Yapmadı bunu uluslardan başka hiçbirine. Onlar bilmezler onun yasalarını. Allah'ın sözü beden aldı ve aramızda yaşadı. Aziz Pavlus'un Efeslilere mektubundan sözler. Rabbimiz Mesih İsa'nın pederi, Allah'a övgüler olsun. Göklerde bizleri, Mesih'te tüm kutsama nimetleriyle kutlu kılan O'dur.
Dünyanın kuruluşundan önce O, bizleri Mesih'te seçti ki kendi önünde yaşamamız sevgiyle dolu, kutsal ve kusursuz olsun. Kendi isteği ve merhameti uyarınca Mesih İsa aracılığıyla kendisine öz çocukları olmamızı çok önceden sevgiyle belirledi. Öyle ki sevgili oğlunda karşılıksız olarak bizlere bağışladığı yüce lütfu övülsün. Rab İsa'ya olan imanınızı ve tüm azizlere olan sevginizi öğrendiğimden beri ben sizin için durmadan şükrediyorum. Ve sizi dualarımda hep anıyorum. Rabbimiz Mesih İsa'nın Allah'ı yüceliğe bürünen peder, kendisini tanımamız için size hikmet ve ilham nuru versin. Yüreklerinizi aydınlatsın ki onun sizleri nasıl bir ümitle çağırdığını, azizlerle birlikte paylaştığınız yüce mirasın zenginliğinin ne olduğunu anlayabilirsiniz. İşte Rabbin sözleridir. Rabbimiz sana şükürler olsun. Alleluya, alleluya, alleluya. Dünyaya gelmiş, uluslara tanıtılmış ve dünyada iman edilmiş olan Mesih İsa, sana ebediyen övgüler olsun. Alleluya, alleluya, alleluya. Rab sizinle olsun. Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. Başlangıçta söz vardı. Söz Allah ile birlikteydi ve söz Allah idi. Başlangıçta O Allah ile birlikteydi. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu ve olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir. Allah'ın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. O tanıklık için, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracıyla iman etsin diye geldi. Kendisi o ışık değildi ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu. Ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi. Ama kendi halkı onu kabul etmedi. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Allah'ın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular. Tersine Allah'tan doğdular. Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini, babadan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi. Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Allah'ı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. Onu babanın bağrında bulunan ve Allah olan biricik oğlu tanıttı. Dinlediğimiz bu kutsal sözler için Rabb'e şükredelim. Rabbimiz Mesih İsa, sana şükürler olsun.
Sevgili kardeşlerim, Noel'de bugünkü İncil'in sözlerini duyduk. Aziz Yuhanna İncil'inin 10 sözünden geliyorlar. Bu metin bize İsa'yı aynı anda hem Tanrı hem de bir insan olarak üstelik aynı kişide gösteriyor. Fakat kutsal üçlüğün ikinci kişisi olan Tanrı'nın oğlu İsa Mesih neden İncil'de söz olarak sunulmuştur? Peki söz ne anlama gelmektedir? Birbirimizle iletişim kurmak için söz ihtiyaç vardır. Bazen sevdiklerimizle birbirimizi kelimeler olmadan anlasak da yine de hayatımızda gereklidir. Sözümle düşüncelerimi ifade edebilirim. Örneğin, ışık hakkında düşündüm. Bu düşünceyi benden başka kimse bilmiyor. Ancak düşündüğümde ve ışık dediğimde beni duyanlar tarafından da bilinecektir. Sözümle duygularımı ve arzularımı iletebilirim. Söz, dünya, diğer kişiler ve Tanrı hakkında temel bir bilgi taşıyıcısıdır. Tanrı da söz kullanıyor. Başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı idi. Bu sözler bize zaman ve dünya ortaya çıkmadan önce İsa Mesih'in ebedi varlığını gösterir. Yuhanna başlangıçta söz olduğunu söylüyor. Kutsal yazıların ilk sözleri çok benzer başlar. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattığında. Tanrı göğü ve yeri nasıl yarattı? Söz söyleme aracıyla. Yaratılış kitabında okuyoruz. Ve Tanrı şöyle dedi. Ve bu sözlerden sonra Tanrı'nın söyledikleri dünyada var olmaya başlar. Yaratıklar, güneş, ay, yıldızlar, deniz, dağlar, bitkiler ve hayvanlar Tanrı'nın sözleridir. Çünkü bize onu ve uçlu birliği anlatır. Yaratılış herkesin okuma yazma bilmeyenlerin bile okuyabileceği Tanrı'nın yazdığı ilk kitaptır. Bu nedenle kitap yani dünya söz ile yazılmıştır. Bu şu sözlere teyit edilir. O dünyadaydı. Dünya onun aracıyla var oldu ve her şey onun aracıyla var oldu. Tanrı peygamberlerle ilham verdiğine sözünü tekrar söyledi. Kutsal yazılar Tanrı'nın bize düşüncelerini ve iradesini daha da açık bir şekilde bildirdiği ikinci kitaptılar. Eski Ahit'in tamamı Tanrı'nın insana vahiydir. Son olarak Allah sözünün Meryem'in rahminde beden alıp Betlehem'de dünyaya gelişini tam ve nihai bir şekilde ifade eder. Yuhanna şöyle diyor. Söz insan olup aramızda yaşadı. Sözlerim, onları işitmeniz için bir ses haline geldiği gibi aynı şekilde Tanrı'nın sözü de
onları görebilmemiz için beden aldı. Tanrı'nın sözü görünür hale geldi. Mesih, görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür. Bugün ise 2000 yıl önce olduğu gibi dünyanın peşinden gitmiyor. Ama yolumuza ışık olan sözlerini bize bıraktı. Bu yüzden onun bize bıraktığı bu ışığı kullanmamız çok önemlidir. Biz sözle bir şey üretemeyiz. Ama ailede, işte, kilise cemaatinde bir atmosfer yaratabiliriz. Tek bir sözle başkalarının sıkıntılı ruhlarını teselli edebilirim, avutabilirim, neşe ve umut verebilirim. Ama aynı zamanda sözümle etkili bir şekilde başka birini incitebilir ve hatta öldürebilir. Bu sözü hayatımda nasıl kullanırım? Yaşam sözüne uzanıyor muyum? Her gün, çoğu zaman bizi neşe ve iyimserlikle doldurmayan binlerce kelime duyuyoruz veya okuyoruz. Genellikle boşturlar ve örtülü değiller. Bu yüzden güzel tek bir sözü bile çok özlüyoruz. İçi boş olmayacak, içimizi neşeyle dolduracak bir söz, içimizdeki umut ateşini tutuşturur. Bize müjdeyi getirecek bir söz. Ve bize çok yakın, parmaklarımızın ucunda. Yapmanız gereken tek şey, iç direncinizin üstesinden gelmek, kutsal yazılara ulaşmak ve onları okumaya başlamak için biraz istek ve güçlü bir iradedir. Bu alışkanlık, bu ilki, Noel'in meyvesi olsun. Amin. Bir tek Allah'a inanıyorum, yerin ve göğün, görünmeyen ve görünmeyen, tüm varlıkların yaradanı, her şeye kadir peder Allah'a inanıyorum. Tüm asırlardan önce pederden doğmuş olan, Allah'ın biricik oğlu, bir tek Arap olan Mesih İsa'ya inanıyorum. O Allah'tan Allah, nurdan nur, gerçek Allah'tan gerçek Allah'tır, yaratılmış olmayıp, Peder ile aynı özdedir ve her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Biz insanlar ve kurtuluşumuz için gökten indi, kutsal ruhun kudretiyle Bakire Meryem'den vücut alıp insan oldu. Pontius Pilatus zamanında bizim için ıstırap çekerek çarmıha girildi, öldü, gömüldü ve kutsal yazılara göre üçüncü gün dirildi. Göğe çıktı ve pederin sağında oturmaktadır. Dirileri ve ölüleri yargılamak için şanla tekrar gelecek ve onun hükümdarlığın son bulmayacaktır. Peygamberler aracıyla konuşmuş olan peder ve oğludan çıkıp peder ve oğlu ile birlikte tapılan ve yüceltilen hayatın kaynağı ve Rab olan kutsal ruha inanıyorum. Havarilerin inancına dayanan Katolik ve kutsal olan tek kiliseye inanıyorum. Günahların affedilmesi için
tek bir vaftizi kabul ediyorum. Oluların dirilişini ve ebedi hayatı bekliyorum. Amin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın insanlara olan sonsuz sevgisini gösterdiği, bugün de kurtarıcımız sayesinde her zaman merhametli Allah'a dualarımızı sunalım ve hep birlikte şöyle diyelim. Rabbim, dualarımızı dinle. Rabbim, dualarımızı dinle. Kilisenin Meryem'den doğan kurtarıcı İsa'yı büyük bir iman ve sevinçle karşılaması için Rabb'e dua edelim. Rabbim, dualarımızı dinle. Rab İsa'nın doğuşu ile kiliseye lütuflarını bereketle bağışlaması için dua edelim. Rabbim, dualarımızı dinle. Açlık, hastalık ve yalnızlık yüzünden acı çekenlerin Mesih İsa'ya doğuşu ile teselli bulmaları için Rabb'e dua edelim. Rabbim, dualarımızı dinle. Bu güzel bayram günlerinde yaşlıları ve fakirleri düşünmemiz, sevincimizi herkesle paylaşmamız için yüreğimizi aydınlatsın diye Rabb'e dua edelim. Rabbim, dualarımızı dinle. Rabbimiz İsa'nın doğumuyla tüm milletlere barış, iyi niyetli insanlara da huzur getirmesi için dua edelim. Rabbim, dualarımızı dinle. Allah'ım, oğlun Mesih İsa'nın doğuşunu kutladığımız bu günlerde sana yakaranları dinle. Yardımınla onlara destek ol ve onları daima her kötülükten koru. Bunu Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Sakin gece, kutsal gece, uyurlar şehirde. Tek Meryem ve Yusuf nöbette, tatlı kutsal bebek yemlikte. Uyu İsa rahatla, uyu İsa rahatla. Sakin gece, kutsal gece, gökten nur inmekte. Çobanlar hayranlıkla bakar, melek ordusu övgü sunar. Kurtarıcımız doğdu, kurtarıcımız doğdu. Kardeşlerim, Allah'ın benim ve sizin kurbanınızı sevgiyle kabul etmesi için hep beraber dua edelim. Allah'ın düşmanı vereceğini, bizim ve tüm kilisenin iyiliği için senin ellerinden bu kurbanı kabul etsin. Allah'ım, tüm insanlara hakikat yolunu gösteren ve onlara senin hükümranlığını vaat eden biricik oğlunun beden almasını lütfu sayesinde sana sunduğumuz bu adakları kutsal kıl. Bunu Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Amin. Rab sizinle olsun. Ve sizin ruhunuzla. Kalplerimizi Allah'a yükseltelim. Kalplerimiz var. Rabbimiz Allah'a şükredelim. Rabbimiz, kutsal Peder, ebedi ve kadir Allah, her zaman ve her yerde seni övmek ve sana şükretmek bir görevdir ve bir selamet yoludur. Çünkü görünmez Allah'ın sözü olan Mesih İsa, doğuşunun gizemi sayesinde tüm yaratılışı kendinde birleştirmek ve günahkar tabiatımızı kurtuluşa kavuşturmak için bizlere görünür oldu. Ey Peder,
ezelden beri var olan söz, senin tasarında evreni bütünleştirmek ve yoldan sapan insanlığı sana doğru yönlendirmek üzere tarihimizde var olmaya başladı. Bu nedenle göklerde senin şanını övmüş olan melekler ve azizlerle birlikte seni yüceltiriz ve ilahiler söyleyerek tek bir sesle deriz ki, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Pleni sunt celi et terra, Gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Rabbimiz, gerçekten sen kutsalsın ve her mükemmelin kaynağısın. Sana yalvarıyoruz Allah'ım, bu adakların Rabbimiz Mesih İsa'nın bedeni ve kanı olmaları için onları kutsal ruhun kudretiyle kutsal kıl. Mesih İsa ele verilip kendi iradesiyle ölüme doğru yürüdüğü zaman ekmeği aldı, sana şükrederek onu böldü ve havarilerine vererek şöyle dedi. Alınız ve hepiniz yiyiniz. Bu sizin için kurban edilen benim bedenimdir. Aynı şekilde yemekten sonra şarap kupasını aldı, sana şükrederek onu takdis etti ve havarilerine vererek şöyle dedi. Alınız ve hepiniz bu kupadan içiniz. Bu benim kanımdır, yeni ve ebedi akdin kanıdır. O günahların bağışlanması için sizin ve bütün insanlar uğruna dökülecektir. Bunu beni anmak için yapınız. İmanın gizi büyüktür. Rabbimiz Mesih İsa, senin ölümünü arıyoruz, birleşini kutluyoruz ve şanlı gelişini bekliyoruz. Allah'ım, oğlunun ölümünü ve dirilişini anarak bu ebedi hayatın ekmeğini ve kurtuluş kupasını sana sunarak şükrediyoruz. Çünkü huzurunda sana hizmet etmeye bizleri layık gördün. Alçak gönüllükle sana yalvarıyoruz. Mesih İsa'nın bedenini ve kanını paylaştığımız zaman, kutsal ruhun kudretiyle hepimizin toplamasını ve birlik içinde yaşamasını sağla. Bütün dünyaya yayılmış olan kiliseni hatırla Rabbim, Papa Hazretleri Francesco, Episkoposumuz Martin ve senin hizmetinde bulunanlarla birlikte kiliseni sevginle güçlendir. Diriliş ümidi içinde ölmüş olan kardeşlerimizi ve merhametine sığınmış olan tüm ölülerimizi hatırla. Rabbim, onları cennette kabul eyle ve ebedi nura kavuştur. Hepimize merhametini göstermeni diliyoruz. Allah'ın annesi, Bakire Azize Meryem,
onun eşi Aziz Yusuf, bu dünyada senin sevgini kazanmış olan havariler, Azize Helena ve azizlerle birlikte ebedi hayata kavuşmamızı, sevgili olun Mesih İsa ile seni övmemizi ve sana ebediyen şükretmemizi sağla. Her şeye kadir peder Allah, kutsal ruhun sağladığı birlik içinde, Mesih sayesinde, Mesih içinde ve Mesih'le birlikte, asırlar boyunca sana şan ve övgüler olsun. Amin. Kurtarıcımız Mesih İsa'nın bize öğrettiği duayı, iman ve güvenle söyleyelim. Yüklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı, bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Her kötülükten bizi kurtar Allah'ım. Günlerimizi barış ve huzur içinde geçirmemize yardım et. Merhametinle günahtan bizi kurtar. Sonsuz mutluluğun ümidi içinde yaşayan ve kurtarıcımız Mesih İsa'nın gelişini bekleyen bizleri, yaşamdaki zorluklar karşısında koru ve kuvvetlendir. Rabbimiz Mesih İsa havarilerine, sizleri barış içinde bırakıyorum, size benim huzurumu veriyorum, dedin. Günahlarımıza değil, kilisenin imanına bak ve ona isteğine göre birlik ve barış bağışla. Sen Allah olarak ebediyen varsın ve hükmedersin. Amin. Allah'ın selameti daima sizinle olsun. Ve sizinle. Kardeşlerim, Mesih'in sevgisi içinde birbirinize barış ve huzur dileyelim. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Nemutlu Rabbin sofrasına davet edilenlere, işte Allah'ın kurbanı, dünyayı günahlardan kurtaran budur. Rabbim bana gelmene layık değil, ancak tek bir söz söyle, ruhum şifa bulacaktır. Beden alan biricik oğul, kendisini kabul edenlere Allah'ın evlatları olma hakkını verdi.
senin bedenin. Mesih senin bedenin. Noel, 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 kralın doğdu ey İsrail. Çobanlar geliyor, müjde veriyor, Davud'un şehrinde Mesih'im doğdu. Beytlehem şehrinde yemlikte yatıyor. Sevinin, sevinin, Mesih'im doğdu. Noel, 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 kralın doğdu ey İsrail. Meryem'in, Yusuf'un sonsuz sevinci, melekler göklerde söyler ilahi. Söyleyin müjdeyi bütün dünyaya, günahı kaldıran kurtarıcımız. Noel, 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 kralın doğdu ey İsrail. Gökyüzünde beliren parlak yıldız aydınlattı dünyayı ve insanları. Batıdan doğuya, güneyden kuzeye yol gösterdi bizlere gündüz ve gece. Noel, 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 kralın doğdu ey İsrail. Rab İsa'yı sevelim, birlikte övelim. Cennetten gelen Tanrımıza tapalım. Evreni yaratana, ilk ve son olana, kanıyla bizleri kurtaran Tanrı'ya. Noel, 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 kralın doğdu ey İsrail. Noel,
Noel, Noel, kralın doğdu ey İsrail. Dua edelim. Rabbimiz Allah, paylaştığımız bu ilahi ekmeğin bize etkin olması için sana yalvarıyoruz. Kötülükten bizi arındırsın, adalet ve barışa yönelik arzularımızı yerine getirmemizi sağlasın. Bunu Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Amin. En iyi pederimize, Mesih'te beden alan bilgelik vasıtasıyla çağrımızı tanımamıza, yaşam duygusunu ve sevincini bulmamıza yardım ettiği için teşekkür ederiz. Yüce Tanrı hepimizi kutsasın. Rab sizinle olsun. Oğlu İsa'nın doğumu ışığıyla bu kutsal günü aydınlatan Allah, sizleri kötülüğün karanlıklardan uzaklaştırsın ve iyilik ışıklara ile donatsın. İnsan olmuş oğlu sayesinde dünyaya ile göğü birleştiren Allah, sizleri kendi barışı ve sevgisiyle doldursun. Noel'in müjdesini melekler aracılığıyla çobanlara duyaran Allah, sizleri İncil'in habercisi olarak görevlendirsin. Amin. Her şeye kadir ve tek Allah olan, Peder, Veul ve Kutsal Ruhun takdisi, sizin üzerinize insin ve her zaman sizinle kalsın. Amin. Hayatınızla Rabbi yüceltiniz, barış içinde gidiniz. İyi pazarlar, iyi haftalar. Perşembe günü Epifanya Bayramı'nda saat 6'da görüşürüz. Esenlik tüm insanlara korkunuz olmasın. Kurtarıcımız Rab-i İsa dünyamıza doğdu. Şeytanın gücünden kurtardı biz kaybolmuşken. Size sevinç ve müjde getirdik. Sevinelim, size sevinç ve müjde getirdik. Göksel babamızdan dünyaya bir melek geldi, çobanlara beyan etti bu güzel haberi. Tanrı'nın biricik oğlu Betlehem'de doğdu, size sevinç ve müjde getirdik. Sevinelim, size sevinç ve müjde getirdik. Çobanlar kalkıp sevinçle Betlehem'e geldi. Buldular yemlikte yatan bu kutsal bebeği. Meryem ile beraber Tanrı'yı yücelttiler. Size sevinç ve müjde getirdik. Sevinelim, size sevinç ve müjde getirdik. Şimdi birlikte Tanrı'ya şükürle sunalım. Kardeşlik içinde birbirimizi sevelim. Doğuş bayramında sevincimiz büyük olsun. Size sevinç ve müjde getirdik. Sevinelim, size sevinç ve müjde getirdik.